Tamamdır. Merhaba hocam, hoş geldiniz. Öncelikle beni kırmayıp kabul ettiğiniz için bu yoğunluğunuzun arasında çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Ayrıca da baştan söyleyelim. Böyle bir platformun olması Türkiye'deki medya iletişim çalışan akademisyenler açısından güzel bir network oluşturmuş gibi görünüyor. Tebrik ediyorum tekrar size. Çok teşekkür ederim hocam. İzleyen arkadaşlara da teşekkür ederim. Bugün farklı farklı noktalardan izleneceğimizi duydum açıkçası. Twitter'dan yazdıklarını gördüm. Onlara da ayrı ayrı teşekkür ederim. Evet, Hocam sağ ilk önce çalışmaya geçmeden önce isterseniz sizi bir tanıyalım. Hem sizin çalışma yaptığınız alanlarda ilgili olanlar varsa sizinle iletişime geçebilirler. Merak ettiklerini sorabilirler. Bu şekilde de belki birilerine faydamız dokunur. Bunun öncesinde çalışmaya geçmeden isterseniz sizler neler çalıştınız, neler yaptınız, akademik anlamda serüveninizi evet. anlatırsanız seviniriz. Çok sağ olun. Memnuniyetle anlatırım. Ben aslında film araştırmalarına biraz dışarıdan dahil olmuş birisiyim. Çünkü lisans eğitimim Ankara Üniversitesi'nde Eğitim Bilimleri Fakültesi'nde oldu. Şimdi lisans bölümü kapatılmış olan Halk Eğitimi bölümünden mezunum ben. Ama Türkiye'de o dönemlerde 92 yılında ben üniversiteye girmiş oldum. O dönemlerde Türkiye'de iki tane üniversitede bu bölüm vardı. Ve bizim fakültedeki ilk kurulanlardan bir tanesiydi. Eğitim bilimlerinin daha çok yetişkinlere yönelen ve okul dışından onların her türlü eğitim ihtiyaçlarının karşılanması, planlanması, yürütülmesi, değerlendirilmesinden sorumlu bir alandı bu. Ve bunun içerisinde kitle iletişim araçlarıyla halk eğitimi diye bir alan da vardı. Yani radyo, televizyonla eğitim diye bir alan da vardı. Ve ben stajlarımdan bir tanesini TRT'de yaptım. Ankara Radyosu'nda ve Ankara Televizyonu'nda. Dolayısıyla aslında oradan başlayan bir şey var. Bir bağlantı var bu alanla ilişkili olarak. Üniversiteyi bitirdikten sonra aynı okulda Güzel Sanatlar Eğitimi ana bilim dalında yüksek lisans yaptım. Medya pedagojisi üzerine çalıştım. Bu çalışmaları yaparken işte görüntülerin diyelim, ekran çalışmalarının büyüsüne kapıldım ve daha sonra sinema üzerine çalışmaya başladım aynı okulda. Fakat programın ismi bu kez Kültür ve Sanat Bilimleri programıydı. Doktora yaptığım programın adı. Farklı sanatlara ve bilim alanlarının bir arada bulunduğu bir alan da aslında bu. Yani Türkiye'de belki şunu da söylemek gerekiyor. Lisansüstü eğitim programları çok ayrışmış durumda. Ve giderek de bazen hani atomize olabiliyor birbirlerinden ama bazen de onlara farklı açılardan bakabileceğimiz disiplinler arası bir çalışma alanına da ihtiyaç olabiliyor. Benim yüksek lisansımı ve doktoramı yaptığım alan böyle bir alandı ve onun çok büyük faydasını gördüm gerçekten. İşte gösterge biliminden tutun da görsel kültür incelemelerine kadar, sanat akımlarına kadar pek çok şeyi orada görme şansım olmuş oldu. Dolayısıyla bunu niye söyledim? Bu alana geçiş yaparken aslında cebimde çok sayıda şeyle transfer olmuş oldum. Doktorayı bitirmeden Kocaeli Üniversitesi'nde İletişim Fakültesi'nde Radyo Sinema Televizyon bölümünde göreve başladım ve orada çalışmaya başladığımda hani bu lisans ve lisansüstü eğitiminin bana çok büyük fayda sağladığını gördüm. Çünkü hem lisans eğitiminde iyi bir sosyal bilimler formasyonu aldığımı fark ettim. Sosyolojiden, psikolojiye, antropolojiye, siyaset bilimine dek. Bu çok önemli bir şey gerçekten de. Ben idarecilik de yaptım daha sonrasında Kocaeli Üniversitesi'nde. Akademik gelişmelerimi orada tamamladım. İşte yardım doçentlik, doçentlik ve profesörlük ve sonunda ayrılmadan evvel o üniversitede 2 yıllık bir dekanlık sürem oldu. Bu süre içerisinde öğrenci arkadaşlarımın şikayetlerine de tanık oldum. Çünkü örneğin işte bir psikoloji dersi niye programda var, niye sosyoloji dersi görüyoruz, bu bizim ne işimize yarayacak gibi çok sayıda şikayetler duymuştum ve daha hep bu öykümü anlatıyordum ben de onlara. O yüzden hani bu tür sosyal bilimler alanındaki temel derslerin faydasını birikimsel olarak görüyoruz aslında. Bir anda fark etmeden örneğin bizim dünya bakış açımızı biçimlendirdiğini fark ediyoruz. O yüzden de bu temel dersler, sosyoloji, psikoloji, antropoloji, sanat akımları, uygarlık tarihi gibi şeyler çok önemli gerçekten de. Son yıllarda biliyorsunuz işte Erasmus ya da eğitim programının yenilendiği, güncellendiği bir çerçeve söz konusu ve bu çerçeve kapsamında pek çok temel derste programın atılıyor ne yazık ki.
O yüzden ben buna biraz mesafeli yaklaşıyorum. Farklı alanlardan öğreneceğimiz her türlü bilgi bize farklı alanlar açacaktır kesinlikle. O yüzden de ben hani bu kendi kişisel öykümde edinmiş olduğum bu tecrübeyi de aslında paylaşmak istedim sizlerle. Kocaeli Üniversitesi'nden 2014 yılında ayrıldım. İstanbul Üniversitesi'nde radyo, sinema, televizyon bölümünde çalışmaya başladım profesör olarak. O tarihten beri de orada çalışmaya devam ediyorum. Şimdi ne yapıyorum peki? Şimdi bir TÜBİTAK bursuyla post doktora ya da doktora sonrası araştırma bursu diyelim. Bu burs kapsamında bir araştırma yapıyorum İngiltere'de. 2019 Ağustos'undan beri buradayım. 2 Ağustos'ta Türkiye'ye döneceğiz tekrar. Bu kapsamda bir çalışma gerçekleştirdim. Genellikle ne çalışıyorum? Film eleştirisi, melodram sineması, sinema ve kültürel kimlik, seyircilik, görsel kültür ve drama çalışıyorum ben. Akademide bu derslerin, işte bu tür derslerin yanı sıra özel alanlarda, Çağdaş Sinema Derneği'nin de bir üyesi olarak çeşitli kurumlarda drama etkinlikleri, drama liderliği de yapmaktayım. Bu da aslında çok besleyici bir şey benim için. Hem de bir taraftan hani oynamak, oyun aracılığıyla tekrar bir şeyler inşa etmenin hazını da zaman zaman yaşıyorum. Evet. Kendimi böylece ifade edebilirim. Teşekkür ederim hocam, çok sağ olun. Sağ olun. Şimdi hocam İngiltere'deyim dediğinizi araştırmayın. Biraz yavaş yavaş oraya geçelim isterseniz. Çalışmanın süreci nasıl işliyor? Şu an ne aşamada? Biraz bize açıkçası çalışmadan bahseder misiniz? Sonra detaylandıracağız illaki de şöyle bir giriş olarak nasıldır çalışmanın içeriği nedir? Amaç nedir? Bize bahsedebilir misiniz biraz? Tabii ki. Aslında bu çalışmam İngiltere'de, daha doğrusu genel başlığı ulus ötesi bir film alımlama araştırması bu. Londra'da yaşayan Türkiye'li göçmenlerin sanat filmlerini, Türkiye'de üretilmiş olan sanat filmlerini, bağımsız filmleri nasıl izlediklerini, onları nasıl değerlendirdiklerini ölçmeye dönük bir çalışma idi bu. Bu çalışmayı yaparken çıkış noktam benim daha önceden yapmış olduğum başka çalışmalar oldu. Ben 2010 yılından beri, aslında lisans derslerini de katarsak 2008'den beri sinema seyirciliği de çalışıyorum. Ve en son 2018 yılında bir TÜBİTAK projesi tamamladım. Kültürel ve toplumsal bir pratik olarak Türkiye'de sinemaya gitmek başlığını taşıyor ve bu projenin adı. Ve orada 1960'lı ve 70'li yıllar, yani Türkiye'de kitlesel olarak sinemaya en çok gidilen dönemlerde, Yeşilçam'ın olduğu dönemlerde insanların neleri izledikleri, nasıl izlediklerini çalıştık. 100 kişiyle sözlü tarih görüşmesi yaptık farklı kentlerde. Ve sinemaya gitmenin seyirciler için değişen anlamlarını ortaya koymaya çalıştık. Bu çalışmayı yaparken bir de alımlama çalışması yapmak gerektiğini fark ettim. Yani insanların sinemaya gitme deneyimleri önemli ama birebir filmle nasıl ilişki kurdukları, onlar üzerine nasıl anlamlama yaptıkları, yorumlarını geliştirdiklerini de incelemek istiyordum. O yüzden de böyle bir çalışma yapmaya karar verdim. Ama bütün bilimsel çalışmalar bildiğiniz gibi bir merakla başlıyor aslında. Bir soruyla başlıyor ve ondan sonra inşa ediyorsunuz araştırmanızı. Benim de bir sinemacı olarak İlgilendiğim şeylerden birisi sinema seyirciliği idi, alınma çalışması idi. Bir taraftan da şunu düşünüyordum. Yani biz işte kuramcılar olarak, akademisyenler olarak film türlerini sınıflandırabiliyoruz. Filmlerin anlattıkları öykülere göre, kullandıkları işte görsel biçemlerine göre, tarzlarına göre tanımlıyoruz. Bir tür olarak etiketliyoruz onları. Ama bazen film onu yapanın dışında başka etiketlerle de piyasaya sürülebiliyor. Çünkü burada festivaller çok devreye giriyor. Film festivalleri ya da gösterim şekli filmin o filmin nasıl alınacağına dair bir çerçeve çiziyor esasında. Hani biz Türkiye'de sanat sineması diyoruz örneğin. İşte daha çok açık anlatımı tercih eden, karaktere odaklanan, olay merkezi olmaktan çok karaktere odaklanan, belli bir kapanış duygusu vermeyen, izleyiciyi belirsizliğe sevk eden, yani izleyiciyi filmden haz almak yerine sıkıntıya belki sevk eden filmler için bu kavramı kullanıyoruz. Sanat sineması kavramını kullanıyoruz ama acaba Türkiye'de yapılan bu filmler
yurt dışında nasıl pazarlanıyor, nasıl etiketleniyor, nasıl gösteriliyor? Bunları merak ettim. Burada karşıma bir festival çıktı. Londra Türk Filmleri Festivali. Bu festival, bu arada şunu da söyleyelim, dünyanın çeşitli ülkelerinde adı işte Los Angeles Türk Filmleri Festivali ya da Paris Türk Filmleri Festivali gibi festivaller var ama bu festivallerin organik olarak birbirleriyle ilişkisi yok. Bağımsız olarak yürütülüyorlar. Bazılarının aralarında başka türlü ilişkiler olabilir elbette. Bu festival 1993 yılında başlamış Londra'da. Bir Türkiye'li göçmen Vedide Kaymak bu festivali başlatmış. Başlatma gerekçesi de çok ilginç gerçekten de. Türkiye'den İngiltere'ye göçün öyküsüyle ilişkili aslında bu festivalin başlangıcı. 93 yılında başlatmış ve festival maalesef 2017 yılında sonlanmış. Yani en son festival 2017 yılında gerçekleştirildi ve o da online düzenlendi. Hani biz günümüzde pandemi sebebiyle pek çok festivalin yapılmadığını biliyoruz. Festivaller online yapıldı fakat hani bu festival 2017 yılında henüz online yapılmış. Dolayısıyla ortada olmayan bir festival söz konusuydu. Ama ben hani bu festivalin nasıl gerçekleştiğini, burada Türk filmlerin nasıl gösterildiğini, hangi etiketlerle gösterildiğini, filmlerin nasıl seçildiğini, yani film programlama kısmını da çalışmak istedim. Dolayısıyla üçlü çalışmanın üç tane boyutu vardı. Biraz aslında etraflıca bir çalışma ama şöyle özetlemeye çalışayım size. Şimdi literatürde bildiğiniz gibi hani Stuart Hall'larla başlayan, belki ondan daha evvel alımlama estetiğine kadar giden bir gelenek var alımlama ile ilgili olarak. Medya metinlerini izleyiciler nasıl alımlarlar diye baktığımızda bir dizi, işte kuram, yaklaşım, ekol karşımıza çıkıyor ama en son hani belki kültürel çalışma ekolünün daha kuşatıcı görüşler geliştirdiğini söyleyebiliyoruz. İşte bildiğimiz gibi Stuart Hall'un hani üçlü bir modeli vardır. Medya metinlerinin üçlü bir şekilde kodlandığını söyler Stuart Hall. İşte egemen okuma, müzakereli okuma, muhalif okuma gibi bir takım okumalardan bahseder. Bu anlayışın devamında sinema araştırmaları alanında da alınmama böyle çalışılmış. Acaba işte izleyiciler falanca filmi nasıl kod açımlamışlar diye bakılmış. Fakat hani bu çalışmaların bence bir doyum noktası vardı. O da şu, hani bu sözünü etmiş olduğum üçlü yaklaşım, üçlü okuma yaklaşımı aslında bize aslında verili bir şey söylüyor. Yani baştan aslında alınma çalışmasını yaparken görebileceğimiz şeyler bir taraftan sınırlanmış oluyor. Daha belki seyircilerin, izleyicilerin kişisel backgroundlarını hesaba katan, o dönemin tarihsel koşullarını hesaba katan başka yaklaşımlara ihtiyaç var alınma konusunda. Bunun da örneklerinden bir tanesini benim teyze aldığım, modellemiş olduğum araştırmacı Cem Stager'in çalışması. Alınmaya materyalist, tarihsel ya da bağlamsal bir yaklaşım ile bakıyor. Bu da şu demek aslında, diyor ki hani bir filmin alınlanması sadece kişinin birebir o filmle ilişkisi ile gerçekleşmez. Pek çok faktör söz konusu. Alınmayı bizim anlamlandırmamızı etkileyen pek çok faktör söz konusu. Bunlardan bir tanesi filmin yönelimi. Yani film nasıl sesleniyor seyirciye? Yani burada sadece aslında şeyi de görmüş oluyoruz. Birebir filmin dışında filmin işte fragmanları, filmde basın filmin film hakkında basında çıkan pek çok yazı, eleştiri, işte festivaller, sinefiller, film arşivleri, bütün bunlar aslında filmin yönelimini belirlemiş oluyor, etkilemiş oluyor aslında. İkinci olarak işler geliyor ki yani filmin gösterim koşulları da bizim alınmamamızı belirler. Yani film nerede gösteriliyor? Nasıl gösteriliyor? Hangi tarihsel zamanda gösteriliyor? Bir festivalde mi gösteriliyor? İşte bir tek programda mı gösterilecek? Geniş bir dağıtım ağına mı girmiş? Bütün bunlar aslında oldukça önemli. Hatta hangi sinema salonunda gösterildi? AVM sineması mıdır? Sokağa açılan sinema mıdır? Online mi izlenecek bu şey? Bütün bunlar oldukça etkili. Bir üçüncüsü de izleyicilerin kişisel yorumlama davranışları. Yani birebir seyircilerin bunlarla filmle kurmuş olduğu ilişki.
Tabii ki bu ilişki içerisinde pek çok şey var. Ne var? Örneğin sevdiğinin kişisel aidiyet tasarımları, kimlikleri, backgroundları, inanç biçimleri, kültürlenme biçimleri, eğitim durumları, sinemasal okuryazarlıkları, belki kökenleri, başka türlü aidiyetleri, içerisinde bulundukları toplumun toplumdaki toplumsallaşma biçimleri, pratikleri, bütün bunlar aslında alınmamayı belirliyor. Steiger'in geliştirmiş olduğu bu yaklaşım dolayısıyla aslında filmin hangi tarihsel koşullarda piyasaya sürüldüğünü, hangi bağlamda onun hangi gösterim koşullarında sunulduğunu hesaba katarak çok daha geniş, daha bağlamsal bir ve dinamik yaklaşım geliştirmiş oluyor esasında. Ben de çalışmada bu böyle bir yaklaşımı benimsedim dolayısıyla. Çünkü az evvel de söylediğim gibi zaten hani filmler yapılıp ettikten sonra nasıl piyasaya sürüldüğü oldukça önemli. Çünkü bizim de onun nasıl algılayacağımızı, alınacağımıza dair bir çerçeve üretiyorlar bu gösterim koşulları ile birlikte. Dolayısıyla festivali seçme gerekçem de aslında buydu. Bağımsız filmler, sanat filmleri acaba İngiltere'de nasıl bu festivalde seçiliyorlar? Hangi etiketlerle dolaşıma sokuluyor? Ve seyirciler bunu nasıl anlamlandırıyorlar? Bu festival, Londra Türkleri Festivali çok ilginç bir deneyimi oluşturuyor aslında. Yeri gelmişken şunu da söyleyelim. Sinema araştırmaları çok geniş bir çalışma alanını kapsıyor. İçerisinde film incelemeleri var, seyirci incelemeleri var, otör çalışmaları var. İşte kurumsal çalışmalar var. Endüstri, film endüstrisine dönük çalışmalar var. Bunlardan bir tanesi de film festivali çalışmaları. Literatürde böyle bir adlandırmada mevcut. Dina Yordanova örneğin bunun çok önemli isimlerinden bir tanesi. Ve periyodik olarak film festivali araştırmaları ya da çalışmaları adı altında konferans dizileri düzenliyor. Bu çalışmalara baktığımızda yani Türkiye'de birkaç tane bununla ilgili tez var ama çok derinlikli çalışma maalesef yok. Dolayısıyla benim çalışmam bir taraftan da bu ayakla başlamış oldu. Öncelikli olarak buraya geldiğimde festivali yapan ekiple görüşmek istedim. Tabii karşılaştığım bazı güçlükler vardı. Çünkü festival artık yapılmıyordu. Dolayısıyla olmayan bir festivale nasıl ulaşabiliriz? Bu tabii benim hani araştırmacı olarak sahada bir takım şeyler geliştirmeme de sebep oldu. Yani bir takım önceliklerim söz konusu olmuş oldu henüz İngiltere'ye yerleşirken. Bu arada şundan da bahsetmek gerekiyor. Türkiye'den İngiltere'ye göç ilginç bir farklılık gösteriyor aslında. Kıta Avrupa'sına olan göçten biraz daha farklı bir dinamiği var. Çünkü bildiğiniz gibi Almanya başta olmak üzere kıta Avrupa'sına daha çok çalışmak amacıyla yapılan bir kitlesel göç 60'larla birlikte başlayan. İngiltere bundan biraz farklı bir şeye sahip. Buraya ilk göçen Türkiye'liler Kıbrıslılar olmuş. Aslında 60'lı daha evvelki yıllardan başlıyor. Daha sonrasında politik sebeplerle özellikle 70'li yıllardan sonra 80'lerde falan bir politik göç söz konusu. Ve 90'lı yıllarda yine Türkiye'nin Güneydoğu illerinden falan yine politik sebepli olan göçler var. Hatta görüşme yaptığım festivalin direktörü Velide Kaymak şey diyordu örneğin. 90'lı yıllar öyle ilginç bir dönemdi ki Türkiye'den her gün hatta bir köyden uçak kaldırıyorlardı. Köyde kim varsa delisiyle birlikte Londra'ya taşınıyordu bir örneğin. Ve dolayısıyla hani 90'lı yıllar yani festivalin başlamış olduğu yıllar göçün çok yoğun olduğu ve insanların hayatta kalmaya çalıştığı, tutunmaya çalıştığı yıllar. Festivalin direktörü Vedide Kaymak şey diyor yani o dönemlerde Londra'da bir kurumda çalışırken diyor ki işte sosyal kurum burası. O kurumda her yere yataklar serilirdi ve insanlara sürekli barınacak şey bulmaya çalışırdık, yer bulmaya çalışırdık, ev bulmaya çalışırdık. Ve öncelikli olarak onların hani travmatik bir deneyimleri söz konusu. Göç etmiş olmak işte belki zorunlu bir göç sebebiyle bir travmatik deneyim yaşıyorlardı ve o yüzden onları sanat yoluyla iyileştirmek amacıyla böyle bir festival yapmaya karar verdik. Hatta 93'te başlamış olduğu bu festival çok ilgi görmüş zamanında. Ve şöyle adlandırılmış bir başkası tarafından
İngiltere'deki kimi işte sinemacı tarafından. Ve siz açık havayla terapi merkezi Londra Film Festivali açık havada terapi yapıyor insanlara diye böyle bir tanımlama yapmışlar. Bu çok önemli bir şey aslında. Çünkü şunu gösteriyor. Festival sadece hani sinefil ihtiyaçlarla gittiğiniz, film izlemek ihtiyacıyla gittiğiniz bir yer değil demek ki. Burada yaşayan göçmen açısından en azından böyle. İnsanların sosyalleştikleri bir yer. Dertlerini paylaştıkları, bir araya gelerek kendini güçlü hissettikleri ve tırnak içerisinde Türkiye'yi belli bir süreliğine deneyimledikleri de bir yer aynı zamanda festival. Bu anlamıyla aslında Türkiye'li olmaya dair çok büyük bir işlevi var. İşlevi olmuş festivalin. İngiltere'ye göçten, Türkiye'lilerin göçünden bahsetmiştim. En son göçünde aslında Ankara Anlaşması ile yapılan göç olduğunu söyleyebiliriz. Yani bu kapsamda yapılan göçler var. Bu göçlerin de temel bir farklılığı şu, daha evvelki göç dinamiklerinden farkı şu, daha eğitimli bir kesim bu kez Londra'ya geliyor. Çünkü biliyorsunuz bir anlaşma yapıyor. İş kurmak üzere aslında Ankara Anlaşması, iş kurma üzerine İngiltere'ye gelmeyi içeriyor. Bu kapsamda gelen göçmenler hani bir iş kuruyorlar. Dolayısıyla İngiltere'ye maddi bir kazanç da sağlamış oluyorlar. Çoğunluk aslında böyle de gelmiş son yıllarda. Fakat bu göç dalgasının Londra'da farklı bir yerleşme dinamiği oluşturduğunu da görebiliyoruz. Ben de buraya yerleşirken aslında bu dinamikleri biraz gözeterek yerleştim. Nasıl? O da şu. Ankara Anlaşması ile gelenlerin büyük bir kısmı Kuzey Londra yerine, Türklerin çok daha yoğun yaşamış olduğu Kuzey Londra yerine, Güney Londra'da daha varlıklı bir semtte yaşamayı tercih etmişler. İşte Richmond, Twickenham diye bilinen yerler, buralar. Biraz hani entelektüel, okuryazarlı olan orta sınıf ve üzeri bir sosyodemografik yapıdan bahsediyoruz. Ankara Anlaşması'na gelenler için. Daha evvel gelenler ise neredeyse belki köylerinden kalkıp gelmiş, hiçbir şehir deneyimi olmamış insanların da içerisinde olduğu bir sosyodemografik yapıya tekabül ediyor. Eğitim düzeyi biraz daha tabii sınırlı böyle olduğu için ve biraz daha kalifiyesiz ya da eğitim gerektirmeyen işlerde çalışmışlar. Onlar da Kuzey Londra'da yaşıyorlar. Ve Londra Türkleri Festivali'nin uzun yıllar boyunca yapıldığı yerde Kuzey Londra'da bir semt, Dalston'da bir sinema salonunda yapılmış, Rio sinemasında. İşte Kuzey Londra'da Dalston, Stoke Newington, Wood Green, Palmer Green gibi böyle semtler, Enfield gibi yerler. Türklerin çok yoğun yaşadığı yerler. Ben de Palmer Green ile Wood Green arasında bir yerde yaşıyorum. Bir tarafta Rumların yaşadığı bir yer ve bir tarafta Türklerin çok yoğun yaşadığı bir yer. İkisinin arasında bir yerdeyiz. Sahaya daha yakın olmak için böyle bir yerleşme planını tercih etmesi aslında. Festivalin dediğim gibi çalışmanın ilk ayağı festival yöneticileriyle yaptığım görüşmeler idi. Vedide Kaymak'la uzun bir görüşme gerçekleştirdim ki bu görüşmeyi yapmak için de Türkiye'de tanışmış olduğum Londra'da yaşayan bir arkadaşım vesile oldu. Dolayısıyla aslında Türkiye'den edinmiş olduğum, kurmuş olduğum yakınlıklar, ilişkisellikler burada benim işime yaramış oldu. Onların aracılığıyla Vedide Hanım'a ulaşmış oldu. Bir de festival artık yapılmadığı için, biraz da sağlık sorunları olduğu için aslında pek de fazla görüşmeyi kabul etmiyordu. Fakat şöyle bir sorun da oldu. Festivalin yani 22 kez, 21 kez festival yapılmış fakat bir arşivi yok maalesef. Varsa da benim erişebileceğim hali şimdilerde mevcut değil. O yüzden biraz anlatılarına dayanmak durumunda kaldım. İnternette festivalin bir web sayfası var. O web sayfasından edindiğim bazı bilgiler. Festivalin önceki yıllara ait bazı dokümanları, broşürleri, onları edinmeye çalıştım. Yine festivalin ekibinde zaman zamanda yer almış olan bir başka kişi, Yeşim Güzelpınar'la görüştüm daha sonrasında. Uzun bir görüşme yaptım. Yine festival ekibinde yer almış, Rüya Sineması'nın sahipliğini yapmış bir İngilizle yazıştım. Dolayısıyla hani onlarla yazışarak ve görüşerek festival ilişkin bir temel ortaya çıkarmaya çalıştım.
Bu boyutta elde ettiğim şey şuydu aslında. Londra Türk Neri Festivali temelde aslında Türkiye'li göçmenlere yönelen, onlara seslenen bir niş festival. Yani hani ana akım bir festival değil, bir Cannes Film Festivali gibi değil, bir İstanbul Film Festivali gibi değil. Bu eksikliği, yani tüm sadece festivalin Türkiye'ye yönelmesi eksikliğini zamanında da keşfetmişler. Ve festivalin 16. yılında şöyle bir şey de başlatmışlar. Bu çok önemli bence. Festival burada çok büyük işlev yerine getirmiş tanımca. Bir finansör bularak, Dijitürk olmuş bunun finansörü. Bir yarışma oluşturmuşlar. Altın Kanatlar dijital dağıtım ödülü altında bir, başlığı altında bir yarışma bu. Türkiye'den seçilen işte bağımsız filmler yarışmaya giriyor ve jüri bunları seçiyor. Seçilen filmin İngiltere'de ve İrlanda'da gösterime girmesi için verilen bir destek bu. Çok önemli dolayısıyla. Yani festival burada dağıtımcı, gösterimci işlerini de üstlenmiş oluyor. Bildiğiniz gibi her film maalesef vizyona giremiyor yurt dışında. O yüzden festivalin dışında vizyona giremiyor belki. O yüzden de festival burada böyle bir iyi iş başarmış gerçekten de. Festivalde ödül alan kimi filmler işte Semih Kaplanoğlu'nun filmi var bunlar arasında. İşte Sivas filmi var bunlar arasında. Bu kapsamda gösterime girmiş. Fakat Dijitürk büyük bir mali kriz yaşadıktan sonra maalesef festivalin de kurumsal desteği kaybedilince ve Kültür Bakanlığı da daha doğrusu yurt dışı kaynaklarla Türkiye'ye uzantılı olan yurt dışı destekler de kesilince festivalde artık yapılamaz hale gelmiş. En son festival 2017 yılında dijital olarak düzenlenmiş. Ki bu festivalin de düzenlenmesi ilginç çünkü bir taraftan da kaynak bulabilmek için seyircilerden yardım istenmiş. Crowdsourcing dediğimiz hani kaynak ve ortak fonlama aracılığıyla aslında bu festivale gerçekleştirebilmiştir. Ondan sonra da festival artık maalesef yapılamamış. Dediğimiz gibi festivalin bir niş festival olduğu ortaya çıktı. Daha çok Türkiye'lilere hitap ettiği ortaya çıktı. Festival programlaması çok ilginç. İçerisinde sadece sanat filmleri yok. Popüler filmler de var. Çünkü her türden izleyiciyi çekebilmek için ve belki de hani nüfusu sosyodemografik olarak baktığımızda hani eğitim düzeyi yüksek olmayan seyircilerin de izleyebilmesi için popüler filmlerin de festival programında olduğunu hatta galalara konulduğunu görebiliyoruz. Örneğin Kelebeğin Rüyası filmi bu kapsamda gösterilmiş. Niyazi Dörtnala filmi bu kapsamda gösterilmiş. İçerisinde hani Türkiye'de de çok azca izlenmiş olan sanat filmleri de var. Yani festival bir çeşni hazırlamış aslında. Bu çeşniyi de hani sunmuş seyircilere, isteyene farklı seçenekler de sunabilmiş. Festivalin ana merkezi Rio Sineması ki maalesef günümüzde pandemi sebebiyle bu sinemada kapanma tehlikesi altında bir sinema. Çok güzel ve tarihi bir sinema, sokağa açılan bir sinema. Bir sinematik işlevi görüyor bu sinema. Art House olarak adlandırılıyor ve Londra'nın etkin sayılı sinemalarından bir tanesi. Ben pandemi öncesinde burada Oxford'da yaşayan Yeşim Güzel Kınları'nın organize ettiği Türkiye filmleri gösterdiği bir programda filmi de izlemiştim bu sinema salonunda ve şimdi bu çalışma gösterimi düzenleyenler şey demişlerdi yani festival artık yapılmıyor ama işte buna benzeyen bir şeydi festival. Bu tarz izleyiciler geliyordu genellikle diye. Böyle de bir güzel bir deneyimim olmuş oldu. Peki pandeminin Buyurun. etkisi ne hocam? O aklıma gelmişken onu sorayım ya, festivale pandeminin etkisi nasıl oldu? Evet. Yani burada Mart'ın sonlarına doğru bütün her şey kapanmaya başladı. Lockdown denilen şey gerçekleşti. Ama Türkiye'deki gibi böyle hani yasaklarla idare edilen bir süreç değildi buradaki. Bazı tedbirler alındı.
Sinema salonları da tabii ki kapanan yerler arasından bir tanesiydi. Pek çok festival burada online yapıldı. Pandemi dolayısıyla aslında festivaller ya da film gösterimleri online'a taşınmış oldu. Yine özellikle art house sinemalar, ki burada şunu söylemek gerekiyor, Türkiye'deki gibi ne güzel ki Türkiye'deki gibi çok sayıda AVM yok. Gerçekten de AVM sayısı çok az burada. Öyle olduğu için de hani AVM sinemalarının başaklığı diye bir şey çok söz konusu değil. Türkiye'deki gibi söz konusu değil. Ama tabii ki bu süreç hani art house sinemalarını sadece gösterimde, hani vizyon filmleri gösterenin dışında örneğin sinema tarihindeki belli temalı filmleri seçerek gösteren bu art house sinemaları sıkıntıya soktu. Örneğin pek çok duyuruyla karşılaşabiliyoruz. Onların da ekonomik sıkıntı yaşadıklarına dair şeyler görebiliyoruz. Fakat hani bir İngiltere hükümetinin aldığı önlemlerden bir tanesi de bu süreçten zarar gören işletmecilere belli bir para desteği vermekti. İşte diyelim bir yıl önce Mayıs ayında ve Nisan ayında ne tür bir vergi vermişlerse onun ederi kadar yaklaşık %80'i kadar bir destek mekanizmasını başlattılar. O yüzden de belki siz Türkiye'dekinden biraz daha az etkilendiklerini söyleyebiliriz. Ama sinema izleyiciliği meselesi elbette ki kökten değişti. Muhtemelen Türkiye'de de aynı şey olmuştur. İnsanlar nereden film izlediler? Tabii ki işte online platformlardan, tematik işte ücretli platformlardan film izlemeye çalıştılar. Pek çok festival ertelendi bildiğiniz gibi. Kongre konferans ertelendi. British Film Institute'nin yapmayı planlamış olduğu pek çok etkinlik, sinema ile bile pek çok etkinlik de ertelenmiş oldu dolayısıyla. Pandemi dolayısıyla burada böyle bir şey yol açtı. Ama şunu söylemek mümkün. Hani pandemi aracılığıyla gündemimize daha çok giren festivallerin online yapılması fikri Londra Türk Filmleri Festivali zamanında, kapsamında yıllar önce, yani birkaç yıl önce daha doğrusu gündeme gelmiş bir şey. Bunu zaman zaman çeşitli kuruluşlar yapıyorlar. Ama hani bu süreç belki şunu da göstermiş oldu bence. Hani yapılan işlerin planlanmasının gerekliliği biraz daha belki ortaya çıkmış olabilir. Çünkü hani festivale kaç kişi geldi, hangi filmleri izledi, bütün bu bilgilere de ihtiyaç var bir ayrıntılı analiz yapabilmek için. Bir yönden de aslında şunu söylemek gerekiyor. Ben hani film festivali çalışmaları literatüründen bahsetmiştim. Böyle bir çalışma alanı var diye. Bu alan üzerine yazan isimlerden bir tanesi Skodalov. Yıllar önce 2010 yılında kaleme aldığı çalışmasında film festivallerinin geleceğini konuşurken online, dijital platformların da hesaba katılması gerektiğine işaret etmiş 2010 yılında. Yani hani bu platformlar zamanla çoğalacak. İnsanlar filmlerini başka yerlerden izleyebilecektir. Hatta festivaller bu yönüyle belki de online yapılmayı da hesap gündemlerine almalı ve bunları bir şekilde etkili kullanmayı öğrenmeliler diye bir öngörüde bulunmuş. Biz bunu deneyerek görmüş olduk bu süreçte. Burada belki böyle bir anekdot olarak aktarılabilir. Teşekkür ederim hocam. Şunu da sormak istiyorum açıkçası. Sinemaya gitme farklılığı nedir? Yani bu pandemiden önce tabii ki pandemi etkeni farklılaştırdı olayı. Fakat Türkiye ve İngiltere'yi kıyasladığımızda yani şunu diyebilir miyiz? Türkler daha sinemaya gidiyor, İngilizler daha fazla gidiyor gibi ya da tam tersi gibi. Yoksa hemen hemen birbirine yakın mı? Veya daha farklı mı? Az önce AVM'leri değindiniz mesela. Bu da illaki vardır konunun içinde. Bu tarz farklılıkları nasıl ele alabiliriz? Yani hem tarihsel olarak baktığımız zaman hem de böyle dönemsel olarak baktığımız zaman tek bir farklılık söz konusu. Sinemaya gitmek uzun yıllar Türkiye'de ve başka ülkelerde de toplumsal bir pratik oldu aslında. Yani arkadaş grubuyla gidilen, işte ya da sevgiliyle gidilen, ailece gidilen ve orada belli bir ilişki sosyal toplumsallaşmanın yaşandığı, bir şeylerin yenilip biçildiği, paylaşıldığı, filmler üzerine konuşulduğu bir deneyimden bahsediyoruz. Bu deneyim oldukça önemli bir deneyim gerçekten de, kolektif bir deneyim
Dolayısıyla sinema salonunda film izleme kolektif bir deneyim. Ama tabii ki birebir seyirci olarak koltuğa oturduğumuzda, filme baktığımız, ekrana bakmış olduğumuzda zihnimizde canlananlar, bilişsel örüntülerimiz daha tekil şeyler inşa edebiliyor elbette ki. Ama sinemaya gitme deneyimini belirleyen bazı şeyler var. Örneğin ekonomik durum, sosyoekonomik durum bunlardan bir tanesi. Türkiye'de yapılan araştırmalar şunu gösteriyor. Daha çok sinemaya kimler gidiyor son dönemlerde? Öğrenciler gidiyor. Hatta işte festival zamanlarında sinefiller gider. Onların da belli bir alım gücü söz konusudur. Ama 60'lı 70'li yılların aile seyircisinin günümüzde Türkiye'de sinemaya gittiğini, kolay kolay gittiğini söyleyemiyoruz. Çünkü çok pahalı bir şey gerçekten. Ve bir de sinema salonları artık maalesef mahallelerde değil, daha kentin işte alışveriş, ticaret aksının döndüğü yerlerde maalesef. Hani insanlar hadi bir sinemaya gideyim dediklerinde kolayca çıkıp mahallesindeki sinemaya gidemiyor. Çünkü mahallede sinema yok. İngiltere'de biraz daha farklı olduğunu söyleyebiliriz bu durumun. Türkiye'de bir takım destek mekanizmaları söz konusuydu hatırlarsanız yakın döneme kadar. Örneğin sinema salonları haftanın belli günlerinde halk günleri olarak halk gösterimleri düzenlerlerdi ve daha düşük ücret ödenirdi onlara. Ya da sabah seansları örneğin sabah 10-11 seansları daha düşük ücretli olurdu. Şimdi onlar fixlendi bildiğim kadarıyla Türkiye'de. Yani o şeyler ayrımlar kaldırıldı diye biliyorum. Dolayısıyla daha pahalı bir etkinlikten bahsediyoruz. Burada bu mekanizmalar devam ediyor. Hatta benim yaptığım görüşme yaptığım seyircilerden bir tanesi kendi çalıştığı şirketin çalışanlarını sinemaya gitmeye özendirmek, daha doğrusu Londra'nın toplumsal kültür hayatına katkıda bulunmaya, katılmaya özendirmek için de uygulama geliştirdiğini söyledi. Bu da şu, spor yaptıkça sinema bileti kazanmak biçiminde bir şey, bir uygulama. Çalışanlara işte spor yapmaları için olanaklar sağlanmış, kartlar falan verilmiş. Bu kartları okutup spor yapıyorlar, yürüyüş bandında falan işte her neyse. Ve sonrasında orada bir takım şeyler, puanlar, miller birikiyor ve o biriken şeylerle de ücretsiz ya da daha düşük ücretle sinemaya gidebiliyorlar. İki kişi haftada, iki kişi olmak üzere. Bu çok iyi bir şey gerçekten. Ve bunu yapan ama İngiliz şirketi. Dolayısıyla hani çalışma yaşamının da sinemaya gitmeyi özendirdiğini görebiliyoruz. Peki Türkiye'li göçmenlerin sinemaya gitme pratikleri nasıl? Maalesef hep böyle değil. Neden? Çünkü işte göçmen olmanın zorlukları burada başlıyor. Türkiye'li göçmenler uzun yıllar boyunca Londra'da bu pahalı şehirde, küresel bir kent Londra ve gerçekten de en pahalı olan şey yerleşim yani konut, diğeri de ulaşım. Ama en temel iki gereksinme de zaten bu. Dolayısıyla bu iki gereksinmeyi karşılayabilmek için çok zor koşullarda çalışmışlar. Bazıları hala bu zor koşullarda çalışmaya devam ediyor. Az evvel söylemiştim, ilk gelen göçmenlerin büyük bir kısmı daha vasıfsız işlerde, eğitim gerektirmeyen işlerde çalışmışlar. Lokantalarda, restoranlarda çalışmak gibi ve maalesef bu çalışma sisteminde de bir sistem diyorum ama hani bir sistematik denetimi yok. Hani sabah girip akşam 12'de çıkabiliyorsunuz. Dolayısıyla son derece zor koşullardan bahsediyorum. Hani bu da bir insanların Londra'daki herhangi bir aktiviteye katılmasını engelliyor. Öyle ki örneğin maalesef görüştüğüm bazı Türkiye'li göçmen Londra'daki birçok yeri işte Hyde Park gibi ne bileyim St. James Park gibi böyle bilinen kimi yerleri bile görmemişti maalesef. Demek ki yani bu yaşam koşullarının güçlüğü onların sinemaya gitme pratiklerini kesinlikle belirliyor. İkincisi dil pratiği çok önemli. Pek çok göçmen hani ilk gelenler özellikle dili iyi öğrenemedikleri için sinemaya gitmeyi düşünmüyorlar ya da düşünemiyorlar. Çünkü Türkiye'de de böyle bir pratik yok bir taraftan da. Ancak hani işte festivalin burada çok güzel bir etkisi olmuş dediğimiz gibi. O zamanlarda da festivalin yapıldığı semt, Türklerin yoğun yaşadığı bir semt olduğu için ilgi de görmüş ve de kendi öykülerini anlattıklarını da görünce de o filmlere gitmeye başlamışlar.
Ama işte festival dışında maalesef Türk filmleri gösteren bir iki tane sinema salonu var. Onlar da çok nadiren bir ya da iki tane yılda bir ya da iki tane film gösterebiliyorlar. Dolayısıyla burada Türk filmlerinin vizyona girebilmesi için mutlaka bir aracı kuruma ihtiyaç duyduk. Festival bu işleri yerine getiriyordu. Olmaması büyük bir eksiklik gerçekten de. Sinema ekle pratiği dolayısıyla bu yani Türkiye'deki deneyimler, Türkiye'de eğer sinemaya gitme deneyimi varsa burada da devam edebiliyor. Çünkü burada da kendi operasyonu devam ettirebilecek tırnak içinde nitelikli bir iş işe girebiliyor. Sinemaya gidebilecek serbest zamanları olabiliyor insanların. Ama olmayanlar için maalesef öyle bir şey söz konusu değil. O yüzden de çoğunluk evlerinde Türkiye televizyonlarını izliyorlar. İşte uygulan izleyebiliyorlar. Online platformları takip edenler var. Ankara Anlaşması ile gelenlerin büyük bir kısmı daha çok İngiliz kanallarını ellerinde izleyebiliyor. İngiliz ya da İngilizce olan tematik film kanallarını izleyebiliyorlar. Hani elbette Türk filmi olsun diye bir talepleri olmuyor onların. Genellikle olmuyor diyelim. Dolayısıyla böyle bir sosyoekonomik yapıya göre, eğitsel yapıya göre değişen, yerleşim birimine göre değişen bir sinemaya ekme pratiği var. Festival burada önemli bir işlevi yerine getiriyordu ama artık yok. Hemen şunu da ekleyelim. 2007 yılında bu festival bittikten sonra Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak kurulan, şimdi başkanlığına diyeceğiz, başkanlığa bağlı olarak kurulan Yunus Emre Enstitüsü'leri var biliyorsunuz. Yurt dışında temsilcilikleri var bunların. Londra'da da böyle bir Yunus Emre Enstitüsü var. Bu enstitüler Türk Müri Haftası düzenlemeye başladılar 2018 yılından itibaren. Londra'da da bu kapsamda bir gösterim yapılmış. Londra Türk Filmleri Haftası adı altında. Fakat bu kez festivalin Türkiye'li izleyicilerden çok daha İngiliz, İngiltere'de yaşayan diğer insanları da hedeflediğini ve biraz onlara aslında tanıtım yapılmayı, tanıtımı amaçladığını görebiliyoruz bu şenlikte, bu haftada. Örneğin filmlerin yapıldığı, gösterim yapıldığı yerler bile farklı. Daha tırnak içerisinde söyleyelim. Seçkin sinemalar, işte şehir merkezindeki sinemalarda bu filmler daha çok gösteriliyor. Dolayısıyla Türkiye'li göçmenler de diyorlar ki yani bu Türk Lira Haftası başladı ama biz bunlara gidemiyoruz diyor. Çünkü bunlar şehrin merkezinde. Biz oraya nasıl gidelim? Hani pek bize hitap etmiyor. Eski havası yok diye eleştiriyorlar. O yüzden de böyle bir rağbet olmadığını söyleyebiliriz bu filmlere de maalesef. Peki hocam, bu Türkiye'den giden filmlere oradaki İngilizlerin bu Türk filmlerine karşı bakışı nedir? Bu sanat filmlerinin hakkındaki fikirleri nelerdir? Ne düşünüyorlar orada? Siz gözlemlemişsinizdir pek tabii orada bulunduğunuz için. Bunlardan da biraz bize bahsedebilir misiniz? Acaba oradaki algı ne bizim sinemamızla ilgili? Evet. Aslında şunu söyleyelim baştan. Eğer bir kişi örneğin Türkiye'yle doğrudan doğru ilgilenmiyorsa bazı önyargılarla, kalıplarla bakabiliyor maalesef. Hani Amerika'da olaylardan sonra bildiğiniz gibi hani pek çok dünyanın pek çok yerinde protesto hareketi başladı ve ırkçılıkla, kurumsal ırkçılıkla yüzleşme hareketi ortaya çıktı. Şunu söylemek mümkün, bunu görüşmeciler de söylüyorlar. İngiltere'de bir hani görünürde bir ırkçılık yoktur, ayrımcılık yoktur ama aslında görünmez bir şekilde devam eder bu ırkçılık. Bu ırkçılığın hani şunu bilir, bu ırkçılığın bir yönü de aslında şu, kalıp yargılarla bakmak, stereotiplerle bakmak bir ülkeye, o insanlara. Eğer bu anlamda Türkiye ile ilgilenen birisi değilse kişiler Türkiye'yi çok kalıplarla, bu Türklerin çok kalıplarla algılayabiliyorlar. Ama hani ben Londra Türkleri filmleri kapsamında bir çalışma yaptığım için görüştüğüm, eriştiğim İngilizler'de ya da İngiltere'de yaşayan British yurttaşları da bir parça aslında bu filmleri biliyorlardı. Örneğin burada danışmanı bu çalışmayı yapmak için iki üniversiteden benim danışmanım vardı. Kendisi University of
Building 1304 Center'dan Valentina Vitali. Diğeri de King's College London'dan Chris Berry. Her ikisi de Türk sinemasını biliyorlar ama tabii çok yoğun bilmiyorlar. Örneğin çalışmamdan bahsederken, hani ben sanat sineması, Türk sanat filmleri diye bahsederken Valentina sürekli olarak şey müdahalesinde bulundu. Bağımsız film. Çünkü hani artık onlar burada sanat sineması kavramını çok fazla kullanmıyorlar. Yani bunlara bağımsız film demek gerektiği konusunda örneğin benim uyardı. Chris Berry'nin zaten Zeki Demirkul üzerine bir çalışması var, bir parça Türk sinemasını biliyor. Festivalin ekibinde yer alan diğer İngilizler Türk sinemasını bir parça biliyorlar ama hani festivalde gördükleri kadarıyla elbette ki biliyorlar. Önemsiyorlar. İyi bir dil olduğunu düşünüyorlar. Ama genelde şöyle bir algıdan bahsetmek mümkün. Bu filmler genellikle Türkiye'nin metaforu olarak görülüyor. Yani Türkiye'nin bir temsili olarak değerlendiriliyor. Yani bir film örneğin işte benim burada çalıştığım, üzerine çalıştığım film ana yurdu filmiydi. 2017'de yapılan, online düzenlenen, en son yapılan festivalde gösterilmiş bir Türk filmi. Senem Tüzen'in yönetmenliğini yaptığı film ana yurdu. Örneğin bu film de bir işte filmi izleyenler vardır belki. Hatta bu sıralarda online erişime de açıldı. İzleyebilirler arkadaşlar, merak edenler. Vizesiz izleyebilirler birkaç gün içerisinde. Bu filmde orta sınıf entelektüel bir kadın karakterin romanını yazmak için köyüne döndüğünü, anneannesinin yaşadığı taşraya döndüğünü görürüz. Fakat hani döndüğü taşra bizim Nuri Bilge Ceylan filmlerinde bildiğimiz bir taşraya benzemez. Son derece baskıcı, kapalı bir yerdir ve sürekli olarak ona müdahale eden denetleyici, düzenleyici bir anneyle uğraşmak zorunda kalır ve hani böyle kapalı toplumsal yapı, baskıcı ortam, kadının üzerindeki baskı gibi bir takım şeyler, temalar gündeme getirir. Mesela bu filme dair bir çerçeve analizi yaptım ben. Çalışmanın bir başka boyutu buydu. Acaba festivaller kapsamında gösterilen ana yolu filmi festival basınında nasıl çerçevelenmiş diye baktığımda temel olarak gördüğüm şey buydu. Bu film Türkiye'nin bir metaforu olarak görülüyor. Yani günümüz Türkiye'sinin baskıcılığının, baskıcı ortamının, kadın üzerindeki baskının, geleneklerin, dinin kuşattığı bir toplumun, hatta toplumsal yarılmanın olarak ifade ediliyor bazı eleştirilerde. Günümüz Türkiye'sindeki yarılmanın bir metafor olarak değerlendiriliyor. Böyle bir algı mevcut dolayısıyla. Yani izlenen filmler yönetmenin hayal gücünün bir ifadesi olmaktan çok doğrudan doğruya temsil ilişkisiyle gündeme geliyor. Dolayısıyla Türkiye'yi, belki de şunu söylemek mümkün, yani Türkiye bunun, Türkiye imajı, Türkiye bilmeyenler için bu filmler üzerinden aslında kurulmuş oluyor. O yüzden hani Türkiye'ye dair bir imgenin üretilmesinde filmlerin çok büyük bir etkisi var gerçekten. Büyük bir payı var. Teşekkür ederim hocam. Şöyle bir soru var hocam, onu da yönelteyim Nuri Bilge Ceylan demişken. Az önceden beri konu gelirse diye sorayım dedim. Sevgili Kadir Metin Akbaş hocam sormuş. Demiş ki hocam, Nuri Bilge Ceylan Sinemasını Okumak adlı kitabınızın genişletilmiş yeni baskısı yapılacak mı? Çok teşekkür ediyorum. Yeni baskısını yapmayı istiyorum. Onun için hazırlıklara da başladım. Ama biraz daha zamanı var. Yayın eviyle de görüştük. Daha genişletilmiş, resimleri de olan güzel bir baskı için çalışıyorum. Teşekkürler. Bize teşekkür hocam. Bir şey sormak istiyorum. İngiltere'de bir durum var. Geçen senden bu yana olsa gerek Brexit etkisi. Yani bu festivallerde de etkisi oldu mu bu sürecin? Evet. Çok teşekkürler. Sorduğunuz için sağ olun. Şimdi ben sunuşumun başında şöyle söylemiştim. Hani yaptığım çalışma alınamaya bağlamsal yaklaşan, tarihsel yaklaşan bir çalışma. Yani film alınmasının gerçekleştiği dönemin koşullarının hesaba katılmasını gerektiriyor. Burada iki tane şey koşulu çok belirleyici oldu. Bir tanesi Brexit dedi. İngilizler İngiltere'de 12 Kasım'da diye anılmıyorsam oyladılar Brexit'i ve maalesef hani ayrıldı İngiltere Brexit'ten. Bu neyi getirdi beraberinde? Türkiye'den gelen göçmenlerin büyük bir kısmı son yıllarda
dediğimiz gibi Ankara Anlaşması ile gelmişti. Ankara Anlaşması da şöyle bir şeyi kapsıyor. Gelenler 3 yıl boyunca vaat ettikleri gibi İngiliz ekonomisine belirli bir işte parayı kazandırmak zorunda, bir iş yapmak zorundalar. İşte vergilerini veriyorlar falan. 3 yılın sonunda bütün süreçler tamamlandığında ancak orada yaşayan göçmenler British yurttaşı olabilmek için başvuruda bulunuyorlardı. Fakat Brexit süreciyle birlikte örneğin bu Ankara Anlaşması'nın bu hükmünün kaldırılması söz konusu oldu. Örneğin tek taraflı olarak İngiltere bunu kaldırdığını söyledi. 3 yıldan sonra İngiliz yurttaşlığına başvurma hakkını kaldırdı ve 4 yıla çıkardı. Koşulları biraz daha ağırlaştırdı. Buna karşı kimi mahkeme süreçleri başlatıldı ama maalesef o davalarda kaybedilmiş durumda. En son başka bir mahkeme sürecindeler. Peki bu neye yol açtı? Bir kere görüşme yaptım. Ben 4 kişiyle görüşme yaptım ama derinlemesine görüşmelerdi bunlar. Az sayıda görüşme yapılması gibi olan şeylerden bir tanesi şu. Birincisi bir yöntemsel seçimdi bu. Çünkü hani çok sayıda kişiye erişip hani bir ortalama almak yönünde bir eğilimimiz yoktu zaten. Derinlemesine görüşmelerde 7, işte 5 ila hatta tek kişi bile olabiliyor bazı çalışmalarda. Birden 10'a kadar giden bir görüşmeci seçme durumunuz olabiliyor. Ben işte 5 ila 7 kişi arasında görüşmeyi planlamıştım. 4 kişiyle görüşebildim. Çünkü bu da ikinci tarihsel bağlamsal koşulu yüzünden gerçekleşti. Koronavirüsü ortaya çıktı. Ama bundan evvel bu 4 kişiyle yaptığım derinlemesine görüşmeden evvel başka kişilere de görüştüm. Onlarla pek çok vakit geçirdim. Yani biraz katılarak gözlem de yapmış oldum. Etnografik tekniklerden bir tanesi. Bu katılarak gözlem de yapmış oldum. Ama derinlemesine görüşme yaptım. 4 kişi oldu. Bu 4 kişiden ikisi Ankara Anlaşması ile buraya gelmişlerdi. Bir tanesi British yurttaşı olmuş. Böyle bir deyim var. British yurttaşını almak diye bir deyim var buradaki göçmenler arasında. Hani onu aldıktan sonra her şey çok daha rahat hale geliyor. Çünkü artık hesap verebilir olmaktan tırnak içinde çıkıyorsunuz. Çünkü hani acaba bu yılda işte vaat ettiğim vergiyi verebilecek miyim? Evrakların tamam olabilecek mi? Hukuksal bir açığım var mı? Endişesi yaşıyorlar. Bu aslında kimlik ve aidiyet tasarımlarında çok belirleyici bir faktör. Yani Türkiye'lilerin kimlik kavrayışlarında bu yasal düzenlemeler çok belirleyici bir şey. Evet, otogardan Şöyle bizi hocam. Evet, dinleyen bir arkadaşımızın otogardan onu da karşısında. hocam paylaşın dedim. Ay, sağ olun. Sevgili Pelin bizi yalnız bırakmadı. Hemen hocam onu da tekrardan ekrana getirmeye çalışacağım. Kendisi de ilgili dedi ki ben otogardan dinleyeceğim. Müsait olamayacaktım ama bir şekilde dinlemek istiyorum demişti. Şimdi onu ekrana getirmek istiyorum açıkçası. Çok Şöyle hemen. teşekkürler. Sağ olsun. Şöyle getirdim. Sevgili Bizi orada Pelin'e izliyor teşekkür Antalya ediyorum. Otogarı'nda. Harika. Teşekkür ederiz. Yemekhaneden izleyenler vardı. Onları yazan vardı. Pelin şimdi atınca Harika. bana dedim ekrana da getirmek istiyorum fotoğrafı diye. Güzel olarak sıcağı sıcağına paylaşmak oldu. Ne Kendisine güzel. çok teşekkür ederiz. İlgili Çok çok olduğu için teşekkürler. takip Sağ ediyor. olun. Bizi yalnız bırakmadı. Sağ olsunlar. Teker teker bütün izleyenlere de selamlar ama bu otogarda olması bizi biraz daha böyle hem esprili hem de güzel Evet. her yerde takip edildiğimizi gösteren bir görsel oldu. Çok teşekkür Ne ederiz. güzel. Çok mutlu oldum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hocam şimdi şöyle bir konuya da geçmek istiyorum açıkçası. Bu tarz bayağı hocam derinlemesine bahsettiğiniz teşekkür ederiz. Bu tarz bir araştırma yapmak isteyenlere ya hem deneyimlerinizden bahseder misiniz hem de tavsiyeleriniz nelerdir? Yani birileri yapmak istiyorsa eğer bu tarz bir izleyici üzerinden bir çalışma bu arkadaşlarımız için neler tavsiye edebilirsiniz? Memnuniyetle söyleyelim. Ama dilerseniz birkaç şey daha ekleyebilir miyim? Az evvelki şeylerine Tabii. biraz bir şey eklemek istiyorum. Hani birincisi demiştik Brexit süreci göçmenliğe dair bir belirsizliğe yol açtı. Görüşme yaptığım ikinci Ankara Anlaşması ile gelen görüşmeci bu süreçten duyduğu rahatsızlığı ve kaygıyı çok açık bir şekilde dile getirdi örneğin. Dolayısıyla bu kaygı neyi beraberinde getiriyor? Film izlerken seçeceği filmleri de ona göre seçiyorlar. Yani burada görüştüğüm göçmenlerin aslında dördü de aynı şeyi söyledi. Zaten gündelik yaşam çok koşturmayla geçtiği için, para kazanma derdiyle geçtiği için
ya da işte göçmenliğe dair bir takım kaygılarla geçtiği için festivalde film izlerken biraz daha kafalarını boşaltabilecekleri, rahatlayabilecekleri filmleri izlemeyi tercih ediyorlar. Bu filmler de o yüzden de biraz daha popüler. İşte Çağınırmak filmleri gibi, işte festival programında gördüğümüz Kelebeğin Rüyası gibi filmler olabiliyor. Örneğin Anayurdu filmini izlemeyi çok tercih eden olmadı. Ben onlara bu filmi online olarak izletmiş oldum. Festivalde izlememişler bu filmi. Online bir şekilde evden izlediler ve iki görüşmecim bana şunu sordu. Bizi bu filmi niye izlettiniz? Hani bir hesap sorma gibi bir durum söz konusuydu. Ben de hani gerekçelerimi anlattım. Hani seçtiğim kriterlere uygun bir filmdi aslında bu. Bir sanat işte bağımsız film olarak bulundu. Ama şunu gördüm. Bu da çok önemli bir bence bir şey. Yani evet, Türkiye'li göçmenler, burada şunu düzeltmeme izin verin. Tekrar başından beri aynı şeyi söylüyorum. Ben Türkiye'li göçmen diyorum ama burada yaşayanlar Türkçe konuşan topluluk olarak ifade ediyorlar kendilerini. Literatürde böyle adlandırılmasını istiyorlar. Çünkü Türkiye'den gelen göçmenler işte Kıbrıs sadece Türkiye'den değil. İşte farklı etnisitelerden, inanç gruplarından insanlar var. O yüzden de kendilerini Türkçe konuşan topluluk olarak daha doğru bir şekilde ifade edebileceklerini dile getiriyorlar. Bunu düzelteyim dedim. İlginç olan şey şuydu. Filmle baş başa kaldıklarında tırnak içinde bir görev duygusuyla filmi izlemiş olmak onlarda filmi daha derinlemesine, daha yaratıcı biçimde okumalarına yol açmıştı. Elde etmiş olduğum, hani yaptığım görüşmede bunu ortaya çıkardı. Yani filmin hikayesinden, hikayenin anlatış biçiminden, renkler, kamera hareketleri, gövde düzenlemeleri gibi pek çok ayrıntıyı titizlikle yapmışlardı ve bu çok şaşırtıcıydı gerçekten de. Biraz da şöyle bir şey. Ya bir hoca bizden bu filmi izlememizi istediyse herhalde bu filmde mutlaka bir şey vardır. Biraz dikkatli bakalım gibi bir şey ortaya çıkmış oldu dolayısıyla. O yüzden de bu deneyimin ben önemli olduğunu düşünüyorum. Bir de hani bağımsız filmleri, sanat sinemasını sadece şundan izler demek çok doğru bir şey değil. Onlar anlar demek doğru bir şey değil. İnanılmaz güzel çoğul okumalar yaptılar gerçekten. Sorunuza gelince ben bu çalışmayı bir TÜBİTAK projesi olarak tasarlamıştım. TÜBİTAK'ın çok sayıda proje çağrısı var. Arkadaşlarımız bakabilirler. Hem doktora sırasında yapılabilecek proje çağrıları var, yüksek lisans sırasında yapılabilecek proje çağrıları var, hem de doktora bittikten sonra yapılabilecekleri proje çağrıları var. Bu proje 22-19 olarak adlandırılıyor. Doktora sonrası araştırmacı destek projesi. Bunun için ne yapıyorsunuz? Tıpkı tez hazırlar gibi, tez önerisi hazırlar gibi aslında bir problematik çerçevesinde araştırma tasarısı ortaya koyuyorsunuz. Yani bir işte problem durumu ortaya koyuyorsunuz. Arkasından bir amacınız oluyor. Bu amaca ilişkin bir yöntem tasarlıyorsunuz. TÜBİTAK bunun için zaten hazırlamış olduğu bir format da var. Çok güzel ve aslında açıklayıcı bir format bu. Araştırma önerisi formu. Şöyle belki kapağını gösterebilirim kendi çalışmamın. Bu yılda iki kez 22-19 projelerine başvurulabilir. Belli bir tarih aralığı var. Onları kaçırmamak gerekiyor ama önümüzdeki dönem yapılacak projeler için başvuru süresi bitti. Değerlendirme süresi de bitti diye biliyorum. Ama hani ikinci dönem için hani 2021 için diğer dönem için çağrılar tekrar açılacaktır mutlaka. Bir tane web sayfasını takip etmekte yarar var. Çalışmanızı yurt dışında yapmanızı gerekçelendirmeniz gerekiyor. En önemli şey bu. Niye böyle bir çalışma yurt dışında yapmanız gerekiyor? Bunun inandırıcı bir gerekçesinin olması lazım. Açıklamalarınızın tatmin edici olması lazım. Dolayısıyla sahanızın da yurt dışında olması gerekiyor. Benim hani Londra Filmleri Festivali olduğu için burada olmayı gerektiren bir durumdu. İkincisi, hani bu araştırma formatını hazırladıktan sonra bir de yurt dışında bu çalışmanıza destek olabilecek, size araştırmacı olarak, ziyaretçi araştırmacı olarak bir davet almanız gerekiyor bir danışmandan. Bunun için de çalıştığınız konuyla ilgili olarak ilgili kişilerle yazışmanız,
Onlarla ilişkin bir çalışma, araştırma yapmamız gerekiyor. İşte ben birkaç kuruma yazdığımda ilk dönüş yapan kişi University of London oldu. Valentina Vitale oldu. Dolayısıyla hani çok da bir şey bakmaya çok da hani araştırma gereğine çabasına girmek zorunda kalmadım. Ama onlardan bir çağrı almanız gerekiyor. İşte belli tarih, bu çalışmanın tam adı, hangi tarih arasında yapılacağı, ne yapacağınıza dair bir açıklayıcı ifadeyle onlara yazıyorsunuz. Onlar da daha sonra uygun olurlarsa eğer bir davet mektubu gönderiyorlar. O davet mektubunu TÜBİTAK'ın hazırlamış olduğu format içerisinde yediriyorsunuz. Bir araştırma planı hazırlıyorsunuz daha sonrasında. Yani çalışmanız ne kadar bir süreyi kapsıyor? Diyelim ki 1 yıl. O 1 yıl içerisinde araştırmanızın hangi basamaklarını gerçekleştireceksiniz? Yani planlama, zaman çizelgesi oluşturuyorsunuz. Dolayısıyla TÜBİTAK her şeyiyle hazır bir proje önerisi vermiş oluyorsunuz. Sonra TÜBİTAK bunu değerlendiriyor. Alanındaki hakemlere gönderiyor. Hakemler görüş belirtiyorlar. Her kategorinin değerlendirilme puanı var. Örneğin araştırmanın amacı, yöntemi, özgün değer, yaygın etkisi, yapılabilirliği gibi bazı kriterler var. Her bir kriterin puanlandırılması söz konusu. Belli bir barajı geçen başvurular TÜBİTAK'ta sıraya konuyor. Ve bütçeye göre de o sıraya giren araştırmalara destek veriliyor. Yani tabii ki geçen yıl bu 2019 çağrıları biraz gecikmişti. Çünkü biliyorsunuz hani bir dolar dövizde bir dalgalanma maalesef gerçekleşmişti ve bu da bütçeleri etkilemişti. Niye etkiledi? Çünkü TÜBİTAK gideceğiniz ülkeye göre size onun işte ya euro ya dolar ya da her neyse o para birimi üzerinden belli bir miktar ödüyor. Burslu olduğunuz süre boyunca dolayısıyla geçiminizi o parayla karşılıyorsunuz. Post doktora araştırmacıları için 2100 avro kadar bir burs desteği veriliyor, aylık burs desteği veriliyor. Yol ve sizin de işte varsa partnerinizin, eşinizin de gidiş dönüş masraflarını karşılıyor. Ama onun dışında işte ikametgah ve benzeri şeylerinize karışmıyor. O yüzden hani üniversitede çalışıyorsanız eğer, doktorunuzu bitirdiyseniz iyi bir araştırma önerisiyle başvurup kurumunuzdan da maaşlı izin alarak aslında bu çalışmaları yapabilirsiniz. Bu çok önemli bir fırsat. Türkiye'de ne yazık ki bu tarz araştırma fonları çok fazla yok. TÜBİTAK'a yönelmek durumunda kalıyoruz çoğunlukla olarak. Ama bunun dışında başka uluslararası fonlar var. Onlara da bakmak mümkün ama şu an belki en elverişli olanı TÜBİTAK'ın destekleridir diyebiliriz. Çok teşekkür ederiz hocam. Bu konuda merak edenler de bilgilenmiş oldu. Aynı zamanda da akıllarında fikir olanlar da süreç hakkında bilgi edinmiş olduklarını düşünüyorum açıkçası. Hocam son olarak şunu sormak istiyorum. Epey de bir vaktimiz oldu. Sizi fazla yormak istemiyorum. Fakat şu aklıma takıldı. Sinema çalışmaları sadece metin incelemek mi? Yani seyirciyi inceleme burada olmadığını anladık yani. Bu iş aslında biraz da sinemanın toplumsal boyutuna bir ışık mı yakıyor, bir pencere mi açıyor? Kesinlikle öyle. Çok teşekkürler bu soruyu sorduğunuz için. Çünkü hani böyle bir maalesef eğilim var film araştırmaları alanında. O yüzden de hani hatta film araştırmaları demiyoruz da artık sinema çalışmaları diyoruz. Çünkü sinema daha çok geniş bir şey ifade ediyor. Film onlardan bir tanesi sadece. Şöyle bir eleştiri vardı hep sinema çalışanlara. Hani bize film eleştirisi çalışıyoruz genellikle. Temsil çalışıyoruz genellikle. Bu da aslında kısıtlayıcı bir şeye dönüşüyor. Bir doygunluk noktasına erişiyor artık bir süre sonra. Ve hani edebiyat araştırmacılarının yaptığı şeyden de çok da farklı bir şey değilmiş gibi görünüyor. Metin inceliyoruz çünkü. Çok keyifli bir şey kesinlikle film incelemek. Yani ben bütün her ister metin inceleyeyim, ister seyirciyle çalışayım. Çok keyifli bir şey kesinlikle. Başta onu söyleyeyim. Ama sinema araştırmaları çok daha geniş bir şey. Bir iletişim alanı olarak, bir sanat alanı olarak baktığımızda bu alanın içerisinde kimler var? Metnine yönelebiliriz. Onu yapan sanatçılar, bir ekip var.
inceleyebiliriz, ekibi inceleyebiliriz. Üretilen kimleri dolaşıma sokan, dağıtan, gösteren bir ağ var, kurumsal yapı var, endüstri var, endüstriyi çalışabiliriz. Bu filmleri izleyen seyirciler var, seyircileri çalışabiliriz. Dolayısıyla sinema çalışmaları gerçekten çok geniş. Hatta dönüp tekrar tarihin başlangıç dönemlerine, sinemanın başlangıç yıllarına geri dönüp çalışılmış şeyleri baştan yeni bir gözle de çalışabiliriz. O yüzden benim bu yaptığım çalışma, alınma çalışması zaten bir seyirci çalışmasıdır. Seyirci çalışmalarının son yıllarda Türkiye'de de aslında arttığını görebiliyoruz. Ben örneğin bundan evvelki TÜBİTAK projesini yaptığımda, Sinemaya Gitmek isimli projemi yaptığımda da bazen eş zamanlı, daha sonra arkasından gelen çok sayıda güzel çalışmalar da gördüm. Bu da çok önemliydi gerçekten de. Şu söylenebilir belki. Yani bir film çalıştığımız zaman, film eleştirisi çalıştığımızda filme çeşitli açılardan bakabiliyoruz işte. Sosyolojik, psikanalitik ve benzeri. Ama seyirciyle çalışmak sahada olmayı gerektiriyor. Sahada olmak çok farklı bir deneyim gerçekten de. Masa başı deneyim değil. Yani masa başına planladığınız pek çok şey sahada değişebiliyor. Örneğin ben festivalin devam edebileceğini düşünerek buraya geldim ama festival bitmişti. Yapılmıyordu. Pandemi hiç hesapta yoktu. Ama festival hani hiçbir şey gösterim, bütün gösterimler askıya alındı. Hatta ben şey dedi, ikinci alternatifim şuydu. Eğer hani bu festival kapsamında seyircilerle görüşemezsem, Yunus Emre Enstitüsü'nün yapmış olduğu Türk Film Haftası'nda, Türk Film Haftası'nda görüşebilirim ki Nisan ayında ya da Mayıs ayında yapılıyordu bu festivalde. Onlarla görüşebilirim diye planlamıştım. O da yapılmamış oldu mesela. Ve ben örneğin son görüşmemi online gerçekleştirdim. Seyirciyle yaptığım derinlemesine görüşmeyi online gerçekleştirdim. Daha evvel yüz yüze tanışmıştık, sohbet etmiştik, defalarca konuşmuştuk fakat filme dair derinlemesine alınmayı 2 saatlik bir Skype görüşmesiyle gerçekleştirdim. Saha sizi yönlendirebiliyor. Sahada görmediğiniz başka şeyler devreye girebiliyor. Şu da mesela ilginç bir şey, bunu da aktarmak istiyorum. Yani ben hep bu Londra'da bu çalışmayı yapmaya başlarken çeşitli yakınlıklarımla, kurmuş olduğum ilişkilerle yürümeye çalıştığımı söylemiştim. Bu önemli bir şey, kazanımdı benim için de, birilerine ulaşma anlamında. Sonra yaptığım çalışmayı hakkında bilgilenen, bunu öğrenen pek çok kişinin zihninde şöyle bir şey belirdi. Acaba tekrar festival başlasa mı? Festival başlasa nasıl olur? Bir şey tartışmaya başlandı ve geçtiğimiz hafta görüşmelerinden bir tanesi beni bir etkinliğe davet etti. Dedi ki bir kuruluş, o da bir sosyal NGO, hükümet dışı kuruluş. Tekrar festival fikrini canlandırmak istiyor. Sen ne dersin? Ben dedim beni hemen o toplantıya çağır, ben de gelmek istiyorum. Ve kısa bir toplantı yaptık. Arkasından burada yaşayan Türkiye'li Türkçe konuşan topluluğa yönelik Cuma akşamları bir açık hava sineması film gösterimi başlattılar. Onlardan bir tanesine katıldım. Ve yazın bir film şenliği yapmayı düşünüyorlar ve daha sonrasında da bunu bir festivale dönüştürmeyi düşünüyorlar. Dolayısıyla aslında şu çok güzel bir şey. Yani sahada olmasaydım, sadece metin bazlı çalışıyor olsaydım, örneğin belki de böyle bir şey yol açmayacaktım. Bu heyecanın başkalarını sardığını görmek ve bir şeyleri yeşerttiğini görmek de çok gerçekten önemliydi benim için. Çok Ya bir teşekkür de ederim hocam. Sağ olun. rica ederim. Bir de şey de söyleyelim. Bu yöntemsel olarak da bir çeşitlilik sağlıyor gerçekten. Yani bir antropolog gibi, bir sosyolog gibi sahada olmak algılarımızı bence daha da açıyor. Yani ben kendime örneğin sosyal bilim pratiği içerisinde görmüş oldum bu çalışmaları yaparken. Türkiye'de başladım. Türkiye'deyken de seyirci çalışırken bu deneyimi edinmiştim ve bu çok keyif verici bir şey gerçekten. Bir nebze doğacağım. Karşılıklı etkileşimi de daha iyi görebiliyorsunuz sanırım. Yani filmin karşıya yarattığı etki olsun neler olduğu. Diğer taraftan farklı olarak metin Tabii incelemesinde tabii, sanırım. Bu da kesinlikle ortaya öyle. çıkıyor Seyirciler, değerlerinizden. kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Sevgili Hürriyet Konyar hocam yazmış. Hasan hocam çok teşekkürler diyor. Çok sağ Selamlarımla da olsun Mehmet iletelim. Hocam. Çok teşekkür, sevgilerimi iletiyorum. Yalnız bırakmıyor beni bu etkinliklerde. Sevgiler hocam. Çok sağ olun.
Tekrardan çok teşekkürler. Hocam benim soracağım konular bitti açıkçası. Sorusu Hı. olanlar varsa son olarak yazabilir. Sizin ekstra eklemek istediğiniz bir şey var mı? Evet. Size ben tekrardan topu vereyim. Evet, ben hani biraz böyle konuşurken çalışmanın aslında farklı boyutları olduğu için biraz dağıtmış olabilirim ki bu çok sık yaptığım bir şey oluyor. Dağıtmak çok sık yaptığım bir Estağfurullah. şey. Ama farklı boyutları vardı. Bir tanesi festivalin kendisini incelemekti. İkincisi filmin kendisini incelemekti. Film analizi. Üçüncüsü ise seyircileri incelemekti. Film incelemesini de yaptım. Bu çalışmanın çıktılarını da umarım yakında görebileceksiniz. İki tane çıktı şu anda yolda diyelim. Onlar hakem süreçlerinde değerlendiriliyorlar. Bir tanesi Anayurdu filminin festival gösterimleri bağlamında film basınına nasıl çerçevelendiğine dair bir analiz. Diğeri de filmin Jungçu analizini içeriyor. Çünkü film aslında biraz böyle Carl Gustav Jung'un sözünü ettiği gölge, arketip kavramıyla çok izlenmeye değer bir şey. Onun üzerine bir şey yazma İngilizce olarak çıkacak. Üçüncü olarak da bu filmin alınmasını çalışıyorum. Eğer koşullar el verirse onu da bir kitap bölümü olarak, İngilizce olarak görebileceğiz. Çok güzel hocam. Çok teşekkür ederim. Yayına Ben katıldığınız için, teşekkür bizi ediyorum. bilgilendirdiğiniz için. Arkadaşlara da yardımcı olabilmişizdir umarım bu konuda. Daha şimdi izleyenler ve daha sonra izleyecek olanlara. İzleyenlere de çok teşekkür ederim. Daha sonra izleyecek olanlara teşekkür ederim. Kendilerinden ricam, YouTube kanalında abone olurlarsa, bildirimleri açarlarsa bu tarz yayınların hepsinden anında haberdar olurlar. Eğer sosyal medyada bizi göremezlerse ki sürekli aktif haldeyiz. Muhtemelen görüyorlardır hepsi ama olsun. Yine de daha hızlı haberdar olmak için abone olabilirler. Bizim bu tarz konuşmalarımız devam edecek. Sohbetlerimiz iletişim alanında farklı disiplinlerden de bazen yer yer hocalara söz vermeye çalışacağız. Umarım Hasan Hocam sizde de ileriye dönük belki Türkiye'ye geldiğinizde çalışmanın bitmiş haliyle de ilgili konuşabiliriz. Başka bir konuda da olabilir. Sizi tekrardan ağırlamak isterim açıkçası. Çok keyifli bir sohbetti benim için. Bilmediğim bir alandı, farklı bir alandı benim açımdan. Bunları öğrenmiş oldum. Umarım arkadaşlar için de öyledir ki Tuba hocam yazmış. Çok teşekkür ederiz hocam. Çok keyifliydi dinlemek yazmış. Sağ olsun. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Yani katılmak da benim için çok büyük keyifti. Yani bu tarz çalışmalar yapılıp tozlu raflarda kalmak yerine sıcağı sıcağına bu tür platformlarda paylaşıldığında çok iyi oluyor. Bir de hani eleştiriler, katkılar da insanı besleyen bir şey. Hemen böyle bir küçük bir şey daha söylemek isterim. Birçok Buyurun. konferans, kongre biliyorsunuz pandemi sebebiyle iptal edildi. Benim de bu çalışma kapsamında katılmayı planlamış olduğum, biletlerini almış olduğum, yani her şeyi ayarlamış olduğum birkaç etkinlik de iptal edildi ama online platformlarda örneğin paylaşılıyor pek çok şey. O yüzden hani bu sizlerin yapmış olduğu çalışmanın hem akademisyenler arasında bir network oluşturulması anlamında bir önemli işlev olacağını düşünüyorum. Hem de hani araştırmacıya da bir katkısı olacaktır. Geri dönüşlerle, yaptığı çalışmaya dair katkılarla bir geri dönüş olacaktır. İzleyenler, arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Eğer yaptığım sunuşla ilgili, araştırmayla ilgili soruları, önerileri, katkıları olurlarsa da bana e-posta adresim üzerinden de ulaşarak yazabilirler. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Biz de tekrardan teşekkür edelim. Hem katılanlar hem de size hocam. Bizi öğlen vakti de olsa işlerinin güçlerinin arasında bir yerlere sıkıştırıp veya otogardan izledikleri gibi Evet. izleyenlere çok teşekkür ederiz. Şu an izlemeyenler zaten daha sonra müsait zamanlarını takip edebilirler. Hiçbir problem yok. Herkese çok çok teşekkürler. Başka yayınlarda görüşmek üzere. Hocam size de tekrardan teşekkürler. Orada umarım sağ salim buralara Umarım. dönebilirsiniz. Çok sağ olun. Tek temennimiz bu. Başka bir programda görüşmek üzere hocam. Tekrardan teşekkürler. Görüşürüz. Memnuniyetle. İyi yayınlar diliyorum. Hoşça kalın.